Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Arkadaşlar bugün de Corvus Glaive karakteri için bir video çekelim istiyorum. Bir kanala baktım da fark ettim Corvus Glaive için bir video çekmemişim. Halbuki çok da güzel bir karakter. Yani bu nedenle bir video çeksem aslında iyi olur diye düşündüm. Bu yüzden arkadaşlar Corvus Glaive için bir PV videosu çekeceğiz. Bakalım PvE'de ne kadar sağlanmış Hasarı ne kadar iyiymiş. Ona göre siz de bu karakteri ...kendinizce geliştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle... E, Null ve Mephisto'da denemeyi düşünüyorum. İlk bir Null kara, e, Null baş düşmanı deneyelim. Daha sonra bir de Mephisto'da deneyip... De, ...karakterden de biraz bahsedip videoyu bitireyim. Şimdi Corvus Glaive için bir takım kurmam gerekirse... ...şimdi şöyle şey yapalım. İlk önce Corvus'u bulalım. Sonra bir lider seçelim Corvus için. Şöyle bakıyorum en etkili lider ne olur diye... Evet. Um... Hyperion olabilir. %55'lik bir artış veriyor çünkü. Ee, Corvus arkadaşlar fiziksel karakter olduğu için enerji saldırısı artışı veren karakterleri lider olarak kullanamıyorum. Bir işime yaramayacak çünkü. Hani Cyclops falan iyi olabilirdi ama e, Corvus fiziksel saldırı yapıyor arkadaşlar. Bu nedenle Hyperion biraz daha uygun olur Destek olarak da Valkür karakterini kullanalım. Şöyle sanırım böyle e, güzel bir etki alabiliriz. Şöyle e, destek olarak da süper kötü tarafa verilen hasara artıran karakterler kullanmayı tercih edeceğim. Şöyle bir başlayalım. Bakalım. Nul'un 9. seviyesini ne kadar sürede alabileceğiz Corvus Glaive karakteriyle. Arkadaşlar Corvus Glaive hakkında bilmeniz gereken birkaç bir şey var. Şimdi ilk olarak bu karakter Çevik Süper Kötü olarak oyundaki en iyi karakter diyebilirim. Yani sizin bu, bu karaktere şeyde de ihtiyacınız oluyor. Ee, sizin bu karaktere arkadaşlar ABX'de de çokça defa ihtiyacınız oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hasar da var bu arada. Hani bunun dışında da açıkçası... Baş düşmanında da gördüğünüz gibi gayet etkili olduğunu söyleyebilirim. Evet şöyle 43 43 x kaldı. Bence şu anlık gayet iyi. Evet neredeyse ilk fazı geçtik. tekrar rotasyonu uyguluyorum. Ee, ve arkadaşlar bu karakter için dediğim gibi hani ABX'te falan biraz daha sık kullanıldığı için daha ihtiyaç duyulan bir karakter olduğu için açıkçası öfke tipi bu karakter için çok uygun olacak. Ancak ancak arkadaşlar bu karakteri eğer şöyle evet biraz bunu uzaklaşınca arkadaşlar saldırı kaçırır gibi olduk. Aslında tam tutturamadık evet. Şurada saldırısını yapacak. Ee, bu karakteri dediğim gibi hani baş düşmanlarda falan kullanmak isterseniz eğer Hani öfke tipi tercih etmeyebilirsiniz aslında ki o noktaya da birazdan geleceğim Şurada artık sıradaki fazla geçebilirsek iyi olur Güzel Rotasyona rotasyona da şimdilik girmiyorum bu arada. Şöyle yapacağım. Evet gene uzaklaştı. Şurayı hep kaçırıyorum arkadaşlar bu arada. Yani nul'un nul işte o o problemi var arkadaşlar saldırılardan sürekli kaçtığı için biraz problem yaratabiliyor. Şöyle kaçacağım şurada. Evet bu, bu arada arkadaşlar canı da bayağı azaldı. Dikkat etmem lazım. Yoksa ölebiliriz. Şurada bir can yenilemem lazım. Evet. Evet canını bayağı yeniledi. Yani can yenilemede de aslında güzel bir karakter olduğunu. Şöyle evet. <laughs> arkadaşlar son dakika e, karakteri değiştirmem iyi oldu. Yoksa ölecektik orada. Şöyle dolaşıyorum. Korvus'a gelene kadar. Dediğim gibi rotasyonu hakkında e, bu baş düşmanlar bitince yetenek ön izlemeden daha detaylı bir bilgi verebilirim. Şimdi orada saldırısını yapsın. Bu arada arkadaşlar bu kara tarikat üyelerinin hepsi güzel. Yani e, o karakterlerin hepsi iyi oyunda. İşte başta süper dev olmak üzere kara cüce olsun e, ya da işte... Corvus Glaive olsun Proxima Midnight olsun bunların hepsi çok güzel karakterler şurada saldırı yapacak Şurada son faza geçebilseydik aslında çok güzel olacaktı ama Evet Şurada geçeceğiz sanırım güzel Acaba diyorum ki arkadaşlar son Şu sonda e, Hiç Beklemeden torun gelmesini acaba bitirebilir miyiz? Şöyle bir şansımı deneyeceğim. Bayağı bir canım gidiyor ama arkadaşlar neredeyse bitiyordu ama şurada bitiririz büyük ihtimalle evet tam olarak burada şöyle gayet güzel 57 saniye kadar bitirdik ee, yani. Bir, bir takım arkadaşlar hasarımızı kaçırdığımız oldu bence daha kısa sürede de bitirebilirdik ee, nul kaçtığı için Biraz Hasarımızı kaçırdık ama bence gene de Gayet iyiydi Performansı şöyle bir de Mephisto da deneyeceğim Aynı takımla giriyorum şunları çıkaracağım hmm, Evet lider olarak şu karakteri kullanıyorum ee, Corvus Corvus şurada destek olarak da Valkür karakteri gayet uygun olacak. Süper kötü tarafa verilen hasarı artıran karakterler kullanıyorum. Tekrar bir de da deneyelim. Bakalım burada da etkili olabilecek mi? Şöyle yapacağım arkadaşlar. Altıncı yeteneğini kullanacağım. Evet, şurada ilk fazı geçebilir miyiz? Geçemedik. Tekrar 3'e tıkladım. Umarım barda olmadan üçüncü şey ilk ilk fazı geçebiliriz. Üçüncü diyorum. Şöyle tekrar rotasyonu uyguladım. Evet sanırım ilk fazı geçemedik. Tüh. Önemli değil. Şöyle bir halkalara gidelim. Altıncı yeteneğimi kullanmak istemiyorum açıkçası. Evet. iyi ki de kullanmamışım arkadaşlar. Çünkü burada bitirdik. Evet, şöyle altıncı yeteneğimi şurada kullanmak istiyorum. Şurada umarım güzel bir hasar verebiliriz. Çok güzel. Uf <laughs> Bu çok iyiydi. Ee, arkadaşlar hasar tutturduğumuz zaman gayet güzel hasar verebiliyoruz gördüğünüz gibi. Sadece işte tutturma kısmı biraz problem. Tutursak aslında ve şu anda da olduğu gibi. Şu anda da gayet güzel tutturduk. Ee, tutturduğumuz zaman gayet güzel etkiler alabiliyoruz. Şöyle tekrar rotasyonu uyguluyorum. Gene gayet güzel bir hasar. Sanırım Mephisto biraz daha kısa sürecek ama şurada... Evet tüh şu olmadan önce aslında bitirebilseydik çok iyi olurdu ama. Şöyle. Evet şurada. Şurada ilk fazı bitiririz. Şey ikinci fazı daha doğrusu. Güzel. Kaldı son faz. Şimdi. Şurada tekrar rotasyonumu uygulayacağım. Evet, şurada biraz hasarımızı kaçırdık maalesef. Ve arkadaşlar şu mor halkaları da dikkat etmek lazım Mephisto'da. Çünkü baya bir hasarları var. O mor halkaların. O yüzden dikkatli kaçmak lazım. Arkadaşlar korvusun dikkat ettiyseniz ölmesi de zor. Hani sürekli olarak bir can yenilemesi de olduğu için açıkçası. Şurada evet son faza geldi. Şurada Acaba bitirebilir miyim dedim de. Neredeyse bitti. Aslında halkalara bir gitmeden bence bitirebiliriz burayı. tabi sersem yemezsek. Ve bitti. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Mephisto'da çok daha fazla süremiz kaldı. Şimdi bunun da nedenleri var. Arkadaşlar birincisi ee, Null nul baş düşmanı aşırı derecede saldırılardan kaçıyor ve... Şu anda benim Corvus Clive karakterinde enerji CTP takılı olduğu için hasar tutturmada problem yaşadık Null karakter, şey, Null baş düşmanında. Bu nedenle çabuk tamamlayamadık. Ee, yani ikinci bir neden e, ben iyi de kullanamadım açıkçası Null'da. Hani daha iyi kullanabilseydim aslında çok daha yüksek hasarlar verebilirdim. Mephisto'da biraz daha iyi kullandım. Bu da bir etken. Yani arkadaşlar açıkçası e, Gayet etkili olduğunu söyleyebilirim bu karakterin. Korgusclaw karakterini kesinlikle kasabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, karak karakterin bir yeteneklerinden aslında bir bahsedeyim. E, nasıl kullanacağınızdan bir bahsedeyim. Daha sonrasında karakteri e, tanıtma işine gireyim. Şimdi arkadaşlar şöyle 6. skill'iniz varken yani 6. skill'i kullanabiliyorken şu şekilde yapıyorsunuz. 6. skill'e bastıktan sonra geri gittiği zaman çok fazla geri gidebiliyor. İşte 1. skill'e basıp daha sonra 5 ve 4 yapıyorsunuz. Ancak 5. skill'i bastığınız zaman mızrağını yere saplamasını bekleyin. Hemen iptal etmeyin. Tekrar yapıyorum. Şöyle yapayım ki şu slotlara vursun. Şöyle 6. skill'i kullanıyorum. İşte fazla uzaklaşınca 1 yapıyorsunuz. Sonra 5 yere mızrağını sapladıktan sonra 4 yapıyorum. 4'ün bitmesini bekliyorum. Daha sonra da işte 3. skill'i falan da kullanabilirsiniz ki can yenilemesi var zaten. 6. skill yokken de Gene aynı rotasyonu uyguluyorum. Şu şekilde 5 yapacağım arkadaşlar. Mızrağın yeri saplayacak. Daha sonrasında 4 yapacağım. Sapladıktan sonra 4 yapıyorum. Bu şekilde bir e, kullanımı var. Korgus Clay karakterini. Daha sonra da 3 yapabilirsiniz. Ama 4. skill'i iptal etmemeye dikkat edin. Şimdi bu karakter için e, biraz konuşalım arkadaşlar. Şimdi kostüm seçeneği olarak şöyle giriyorum. Arkadaşlar kostüm özelliği olarak ilk olarak istediği kostümlerden bahsedeyim. Sentinel kostümünü istiyormuş. Thor kostümünü istiyormuş. Yıldırım elçisi. Kırmızı Hulk, Jean Grey ve son olarak Invisible Woman'ın Gelecek Vakfı kostümünü istiyormuş ki bende bu yokmuş. Ee, i̇lk seçenekten kaçınma getirdim ama arkadaşlar size her zaman verdiğim tavsiyeyi burada tekrardan vereyim. Yetenek bekleme ve saldırı hızı gibi özelliklerde eksiğiniz varsa kaçınma getirmeyin. İlk önce bunları fullleyin. Eğer benim gibi bunlar fullsek o zaman kaçınma getirebilirsiniz. E, i̇kinci seçenekten saldırı tavsiye ediyorum kesinlikle. Üçüncü seçenekten e, gene yetenek bekleme süresi, savunma yoksa ve saldırı hızında eğer e, e, eksiğiniz yoksa YP getirebilirsiniz. Eğer bu üç yetenekte eksiğiniz varsa kesinlikle ilk önce onları getirin. Gene burada da aynı durum söz konusu. Gerçi burada Burada e, şey savunmalar var. Aslında savunma da olabilir ama bu karakteri öfke takacaksanız kesinlikle kaçınma getirmenizi tavsiye ederim. Çünkü öfke taktığınız zaman hasarını artırıyor. Özel ekipman kısmına gelecek olursak arkadaşlar. Eğer elinizde varsa kesinlikle birinci seçenek olarak öfke takın bu karaktere. Benim benim Corvus Glaive'de enerji CTP takılı e, yani Hani bunun neden diyeceksiniz? İşte madem öfke daha iyi, neden enerji taktınız diyeceksiniz? Arkadaşlar benim elimde öfke yok, o nedenle. Elimde öfke olursa, yani elime bir öfke geçerse, bu CTP çıkarıp öfke takabilirim. Ancak eğer ki bu karakteri baş düşmanlarda kullanacaksanız enerji daha iyi bir seçenek. Yani öfkenin dışında aslında enerji de gayet güzel oluyor. Çünkü hasar tutturmada güzel bir karakter. Öfke CTV ben biraz da ABX için diyorum. Çünkü asıl değeri bu karakterin ABX'de arkadaşlar. Siz bunu İttifak Savaşı'nın süper modunda daha sık kullanıyorsunuz. Bu nedenle orada kullanmak için bu karakteri öfke takmanız daha mantıklı olur. Ki ben de ileride bunu öfkeyle değiştireceğim zaten. Ancak dediğim gibi öfke yoksa enerji de aslında bu karakter için fena bir seçenek değil. Güzel bir seçenek. Ee, ama dediğim gibi öfke bir tık daha iyi. Ee, ben de elime geçince öfke takacağım bu karakteri. Ama e, dediğim gibi baş düşmanlığa da falan kullanmak istiyorsanız enerji daha doğru bir seçim olacak. Arkadaşlar artefakt olarak kaçınma oranı artışı sağlayan bir artefakt kullandım. Ancak bunu ben öfke CTP takacağım için yaptım. Eğer bu karakteri öfke takmayacaksanız kaçınma oranı artışı veren bir artefakt takmayın. Ben dediğim gibi bunu öfkeyle değiştireceğim için şu artefaktı taktım. Ee, i̇leride işime yarayacak. E, ISO 8 olarak aşırı yükleme getirmişim. Kızgın halkın gücü de tercih edilebilir. Tercihe bağlı biraz. E, sıralama 1'e kadar basmışım elimde olmadığı için. Ev, evet evrenselden elimde yok arkadaşlar. Evrensel e, pek gelmiyor maalesef. Doğal kategori 2 olduğu için de maalesef tür geliştirme bileti basamıyorum. Çünkü elimde çok tür geliştirme bileti vardı aslında basabilirdim. Daha sonrasında arkadaşlar yetenekler full. Burada detay kısmında şurada bekleme süresi, savunma yokselme, kritik oranı, kritik hasar ve saldırı full, Kaçınma da ayrıca full. Ben bunu öfke taktığım zaman da bu kaçımının full olması baya bir işime yarayacak diyebilirim. Ee, Gelişimde bu şekilde ekipman olarak arkadaşlar Urus'u olmadığını görebilirsiniz burada. Ee, full işte çift saldırı taktım ve eksik olan özelliklerden de bir kaçını takmıştım. Kritik oranı gibi mesela kritik oranında eksiğim varmış. Kritik oranı takmışım siz de bu şekilde bir gelişim izleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar türünü de açıkçası basmanızı tavsiye ederim. Son bitirmeden önce bundan da bahsedeyim. Çünkü bu karakter çevik karakter olduğu için Mephisto'ya karşı tür avantajı var. Hani bu tür avantajından daha çok yararlanmak için de bu sıralamayı geliştirebilirsiniz. Kahraman türünü geliştirebilirsiniz. Benim elimde olmadığı için aslında var varsa biraz deneyebilirdim ama şöyle ya bu kadar değil de ne bileyim şu kadar basalım. Şimdi basabiliyor muyum? Basabiliyorum. Biraz da şundan basalım. İki kere basabiliyormuşum. Güzel. Tek de geçti. Ee, bir daha basalım. Ama altı tane mi basabiliyor? Evet. Tam yetmedi. Neyse. Şimdilik üç yeterli olur. Ee, yani bu karakter de bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Bu karakter hakkında bunu yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere millet. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Bay bay.